Herkese merhaba. Uzaydaki cisimleri her zaman daha yakından görüp, incelemek ve hatta mümkün olsa oralara gitmek istemek, insanlığın doğasındaki bitmek tükenmek bilmeyen merak ve keşfetme duygusundan meydana gelir. Bunun sebebi olarak teknolojimiz sürekli gelişerek fark edemediklerimizi fark etmemizin önünü açmıştır. Astronomi konusunda da teleskopların gelişmesiyle bu durum daha da hızlanarak ilerlemeye devam etmiştir. Günümüzde birçok amatör ya da profesyonel astronomi bağımlısı elde edebildikleri teleskoplarla görüntüleyebildikleri uzaydaki her cismi takip etmeye çalışmaktadırlar. Uzaydaki komşu gezegenlerimizden tutun da Andromeda galaksisini ve hatta daha uzaklara doğrultulan teleskoplarla neden Güneş kolaylıkla gözlemlenmemektedir ya da gözlemlenememekte midir? İnsanların neden Güneş'i çok fazla gözlemlemediklerini bulmak aslında çok da zor değildir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Lütfen ama lütfen dürbün, teleskop, büyüteç gibi malzemeleri kullanarak doğrudan Güneş'e bakmayın. Bu durum gözünüzün yanmasına ve geri dönülemez körlüklerin oluşmasına sebep olacaktır. Bahsi geçen bütün araçlar ışığın bir yerde toplanması prensibine göre geliştirilmiş ürünlerdir. Ve Güneşimizin çok yoğun ve parlak enerjisi bu araçlar kullanılarak yakıcı noktalara çok kolaylıkla çıkabilmektedir. Burada görmüş olduğunuz videolarda Güneş filtresi kullanılmadan doğrudan Güneş ışığına maruz kalan cismin nasıl tutuştuğunu görebilirsiniz. Ya da bu koyun gözünün yine aynı düzenekte nasıl delinerek yandığını görebilirsiniz. Bu durumda sizin gözünüzün olmasını istemiyorsanız eğer lütfen direkt Güneş ışığına Güneş filtreleri kullanmadan bakmayın. Bu videoda sizlere 70 mm, 120 mm, 200 mm ve 300 mm teleskoplarla Güneş'e baktığımızda nasıl görüntüler elde edebiliyoruz? Onları göstermeye çalışacağım. Yaşamımızın kaynağı olan Güneş'in gökyüzündeki en büyük gök cismi olmasından dolayı kullandığınız teleskoplar cismin büyüklüğünden ziyade yakalayabildikleri detaylarla ön plana çıkacaklardır. Hemen hemen her teleskopta aynı büyüklüklere ulaşabilirken görüntülerde önemli olan yakalanabilen detaylar olacaktır. Dürbünle Güneş'e baktığımızda işte elde edebileceğimiz görüntü bu şekilde olacaktır. Güneş lekelerinin bile görünmesi zor ve detayların yakalanması neredeyse imkansız. ...70 mm'lik teleskopla neler görebiliyoruz? Hadi bakalım. Buradaki görüntüde en keskin düzenlemeleri yaptığım halde Güneş lekeleri belli belirsiz görülebiliyor ve henüz net bir görüntü elde edilebilmiş değil. Buradaki görüntüyü mümkün olduğu kadar keskin yaptığımda Güneş lekelerini biraz daha net görebiliyoruz. Bu görüntüler 120 mm'lik teleskoplarla çekilmiştir. Burada eğer arka arkaya birkaç gün gözlem yaparsanız Güneş lekelerinin hareketini ve Güneş'in döndüğü hareketi gözlemlemiş olabilirsiniz. Ayrıca bu gözlemlenen Güneş lekelerinin Dünya'dan kat kat daha büyük olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu görüntüler ise 200 mm teleskoplarla gözlemlenebilen görüntülerdir. Güneş lekeleri ve hatta
güneş patlamaları bile görülmeye başlandı. Buradaki patlamaların yine dünyadan çok daha büyük olduğunu belirtmem gerekiyor. Burada ise 300 mm teleskoplarla elde edilebilecek görüntüler mevcut. Burada elde edilen görüntüler Güneş'in kişisel olarak elde edilebilecek en net görüntüleridir. Tabii hedefleriniz doğrultusunda daha büyük teleskoplarla daha fazla detay yakalamanız da mümkün. Peki günümüz teknolojilerinde Güneş'i en detaylı nasıl görebiliyoruz? Bunu merak ettiniz mi? İşte Güneş'teki kaynamayı bile görebildiğimiz uzay teleskoplarından Güneş'imizin gerçek yüzeyi. İnanılmaz değil mi? Burada elde edilen gözlemler uzayı anlamamıza her geçen gün yeni adımlar eklemektedir. Çevremizdeki gördüğümüz her şeyin yaşam kaynağı olan Güneş, yaklaşık 150 milyon kilometre uzağımızda ve inanılmaz ihtişamıyla bize yaşam kaynağı olmaya devam ediyor. Her gün görmeye alıştığımız bu koca yıldız, siz doğmadan önce de, siz varken de, sizden sonra da bu şekilde kaynayarak enerji saçmaya devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.